Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 4-10 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Daha çok yılın bu dönemi evde zaman geçirmeniz, aileyle ilgilenmeniz mümkün. Gündemleriniz bu alanlarda yoğunlaşabilir. Pazartesi günü Ay Başak Burcu'nda daha çalışkan, daha titiz enerjiler veriyor bize. Biraz da içe dönük hissedebiliriz kendimizi duygusal olarak. Yine yapılması gereken işlerimiz varsa, birikmiş işler varsa onlara da zaman ayırmamız ya da kendimizle, sağlığımızla, bakımımızla ilgilenmemiz mümkün salı ve çarşamba ay sizin burcunuzda olacak duygusal enerjinizde yükseltecektir Tabii ki bu özellikle yakınlarınızdan daha fazla ilgi ve sevgi beklemenizi de sağlayacak ama siz de onlara karşı daha korumacı daha ilgili olabilirsiniz her türlü yakın ilişki ailevi ilişkiler yine sizin için çok güçlü görünüyor bu hafta genelinde kendinize de zaman ayırmak için fırsatlar bulabilirsiniz. Perşembe ve Cuma ise ay akrepte ilerlerken parasal hassasiyetlerinizi arttırabilir. Parasal kazançlar bakımından da hareketli ve bereketli günler aslında ama harcamalar da olabilir. alışverişler, ödemeler, faturalar, banka işleri özellikle Perşembe ve Cuma gündeminizde olabilir. Hafta sonu Ay Yay Burcu'nda sizi kültürel olarak etkile etkileyebilir. Daha fazla şey öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz, bilgi alışverişleri olabilir. Entelektüel anlamda ve iletişimle ilgili her anlamda hareketli bir hafta sonu olabilir. Bu hafta gezegenlerimiz burç değiştireceği için enerjiler de değişiyor. Bu günlük hayatımızı da etkileyecek bu hafta itibariyle 6 Ocak itibariyle Mars artık uzun süredir hareket ettiği Koç burcundan ayrılacak sevgili Teraziler. Boğa burcuna geçecek ve Mars Boğa'da 4 Mart'a kadar kalacak. Bu 2 aylık süreç içerisinde 8. evinizdeki Mars geçişi ee, önemli aslında sizin için. Biraz da dikkat gerektiriyor. Her şeyden önce burada tabi Mars olan yerde enerji var. Hareket var. Mücadele var. 8. ev Mars'ın kendi evi. Ee, burada da çok güçlü. Ee, bir yandan tabii ki enerjinizi libidonunuzu güçlendirebilir. Bu süreç içerisinde. Ama zaman zaman kontrolü kontrole de ihtiyaç duyuyor. Biraz kazalara, sakarlıklara dikkat etmek lazım. Mars'ın geçişi nedeniyle özellikle parasal konularda harcamaları da arttırabilir. para dengesine de dikkat etmek lazım. Çok risk almamak gerekiyor. Çok hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Finansla ilgili alanlarda. Ayın 8'inde 8 Ocak itibariyle iletişim gezegenimiz Merkür Kova Burcu'na geçecek. Merkür Kova Burcu'nda sizin için güçlü ve yararlıdır. 29 Ocak'a kadar Merkür ilerliyor. 29 Ocak itibariyle de 2021'in ilk retro, retrosunu yine Kova Burcu'nda yapacak. 20 Şubat'a kadar da devam edecek. 29 Ocak'a kadar gayet verimli bir Merkür bu ay size destek olabilir. Bu tabii sizi zihinsel olarak besliyor. Hızlı fikirler üretebilir, orijinal fikirler üretebilir. Günlük hayatınızda pratik çözümler bulabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Yine sosyal hayatta... Fayda sağlayabileceğiniz bir süreç, arkadaşlarla daha fazla temas etmeniz, bazı grup ve ekip çalışmalarından fayda görmeniz mümkün. Çocuklarınızla da yine iletişimsel anlamda daha verimli değerlendirebilirsiniz bu dönemi. Teknolojiden de, özellikle internet üzerinde yapılacak her türlü çalışmadan da daha fazla fayda sağlayabilirsiniz sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.